Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda dünyanın en büyük borsalarından Coinbase borsasının listelemek için incelemeye aldığı 3 altcoin'i ve Coinbase'in hali hazırda listeleme için incelemede tuttuğu coin'leri açıklayacağım. Coinbase borsasında listelenen veya listeleneceği öngörülen coinlerin yukarı yönlü fiyat hareketleri yaptığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bu 3 altcoin'de yukarı ataklar görmemiz oldukça muhtemeldir. Coinbase borsası listeleme öncesi genellikle altcoinleri çeşitli kriterlere göre değerlendirmekte ve uygun görülen coinlerin listelenmesini sağlamaktadır. Coinbase tüm bu süreci ise tamamen halka açık şekilde ve şeffaf bir süreç içerisinde yönetmektedir. En son yapılan açıklamada ise, Metal, Ginosis ve Radium Coin'in, Coinbase'in listeleme sürecine dahil edildiği belirtildi. Bu üç altcoin'in kesin olarak listeleneceği söz konusu değil. Ancak Coinbase gibi önemli bir borsanın dikkatini çekip, bu borsanın listeleme incelemesine dahil olmalarından dolayı, yakın zamanda listelenme ihtimalleri oldukça yüksektir. Coinbase borsasının listeleme öncesi incelemeye aldığı diğer altcoinler ise, Arblock, Nest, SuperRare, SwiftCoin, SYLO, Toncoin'dir. Bu listede daha önce Binance borsasının listelediği coinlerin Coinbase borsasında da listelenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu 3 altcoin, Radium, Metal ve Gnosis coin'in Coinbase borsasında listelenme ihtimalinin de oldukça muhtemel olduğu görüşündeyim. Binance borsasında alım satımı yapılan bu 3 altcoin'i yakından takip etmek yatırımcılara önümüzdeki dönemde yüksek kazanç elde etme imkanı sunabilir. Kontrollü ve bilinçli yatırımlarla geleceği inşa etmenin mümkün olduğu kripto piyasasında, sizlerinde bir inceleme listenizin olması ve yalnızca kriterlerinize uyan altcoinleri portföyünüze dahil etmenizin, orta ve uzun vadede cüzdanınızı olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.